Beklenen an geldi. Tarihin yaratılmasına tanık oluyorsunuz. İlk kez bir kuyruklu yıldıza iniş yapılacak. Ben Dan Riskin ve şu anda gezegenin en heyecanlı yerindeyim. Darmstadt, Almanya'daki Avrupa Uzay Ajansı'ndayım. Bu kalabalık tezahürat yapıyor çünkü olağanüstü bir grup bilim adamı hareket eden bir kuyruklu yıldızın yüzeyine bir uzay aracı indirdi. Görünüşte kolay olabilir fakat bu görev ve gerçekleştirecekleri yeni bir çığır açacak. Gerçekten vardık mı? İnsanlık için büyük bir adım. Bu her şeyi kökten değiştirebilir. Hayatın başlangıç noktasını ortaya çıkarmaya kararlı. Geçmişe bakabileceğimiz bir hazine sandığı gibi. 10 yıllardır yapım aşamasında olan bir görev. Bu deneyebileceğiniz en zor şeylerden biridir. Bir ejderhayı kovalayıp sırtına binmek gibi efsanevi bir macera. Bu işin mükafatı iniş oldu. Daha önce kimsenin inmediği yere... Artık her şeyi Isaac Newton'a bağlı. İniş yapılıyor. Şimdi iyice yaklaşıyoruz. Fakat önce ayrılık endişesi var. 7 sıkıntılı saat. Tırnaklarım kalmadı, hepsini yedim. Kuyruklu yıldıza indik. Daha önce görülmemiş bir netlikte kuyruklu yıldız görülüyor. Şu anda tarih yazıyoruz. Bu rekor kitaplarına geçecek. Tüm dünyanın bu görevi izlediğini biliyoruz. Şu anda uçuş sorumlusu Andrea Accomazzo ile birlikteyiz. O günün adamı. Söyler misiniz, o inanılmaz inişten sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok yorgunum ama aynı zamanda çok heyecanlıyım. Bu hepimiz için büyük bir başarı oldu. Uzayda şimdiye kadar başarılmış en zor görevlerden birini tamamladık. Kuyruklu yıldıza iniş yaptık. Şimdi aracın ne durumda olduğunu belirlememiz gerekecek ama kesinlikle başarılı olduk. Bugün görevimizi yaptık. Evet, pek ufak bir görev sayılmaz. Araç 10 yıl önce fırlatıldı. Son birkaç hafta oldukça inişli çıkışlı geçti ve hikaye gelişmeye devam ediyor. Kesinlikle öyle. Görevin sadece bir bölümünü tamamladık. Büyük bir bölümünü tamamladık ama daha büyük bir bölümü önümüzdeki yıllar ve aylar içinde karşımıza çıkacak. Yani bu kuyruklu yıldızın etrafında keşfedilecek çok şey var. Bu yolculuk boyunca sizi takip etmekten keyif aldık ve gelecekte olacakları merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Yolculuk burada başladı. Her neredeyseniz hepinize merhaba. Ariye'nin evi olan Kuru'ya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere fırlatıcı konumunu aldı. Saat ilerliyor. Paneller yeşil yandı. Oturup keyfini çıkarma zamanı geldi. 1, 2, 3. Başla. Top. À l'image moteur vulcain. À l'image moteur. Top. À l'image UAP. Décollage. Rosetta gibi bir görev için yıllardır plan yapılıyor. 20 yılı aşkın süredir. 1985 yılından beri bu görevdeyim. Birçok insan yaptığım işin delice olduğunu, çok hırslı olduğumuzu ve başaramayacağımızı söyledi. 17 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu profesyonel kariyerimin temelini oluşturuyor. Rosetta fırlatıldığında oradaydım. Kontrol odasında ilk sırada oturuyordum. Genelde karşınıza birçok sürpriz çıkar ama her şey düzgün gitti. Bir kuyruklu yıldızı takip eden 2 milyar dolar değerindeki bir makineyi şimdiye kadar ulaşılmamış uzaklıklara, Güneş sisteminin en ucundaki kuyruklu yıldızın peşinde uzaya fırlatma görevi bu. Daha önceki görevlerin tüm yönlerini bir araya getirdik. Amaç sadece oraya varmak değil, aynı zamanda bir uzay aracını yüzeye indirmek. Keşif yapılacak. Oraya gidip bir kuyruklu yıldızı hiç görmediğimiz kadar yakından inceleme fırsatımız olacak. Buraya gelmek için çok çabaladık. Bu iş için kullanılan bilimi günlük hayatlarımızda bulmamız mümkün. Konu gezegenlerin ve Güneş sisteminin başlangıç noktasını anlamak. Bu kuyruklu yıldız 4.6 milyar yıldır kapalı duran buzlu bir hazine sandığıdır ve içinde Güneş sistemimizin doğuşunun sırlarını açığa çıkarabilecek bilgiler barındırıyor. 10 yıldan uzun süre uçmak için tasarlanan aracın kanatları açılıyor ve Güneş'in gücüne ulaşmak istiyor. Rosetta 6.4 kilometrelik bir yolda dünyayı her 6,5 yılda bir geçen 67 pi isimli bir hedefe ulaşmaya çalışıyor.
Bir araştırma aracını uzay derinliklerine götürmek gerçekten muhteşem bir macera. Hareket eden, dinamik bir objeye büyük bir kesinlikle yaklaşması ve ona tutunması gerekiyor. En iyi pilotlardan oluşan bir ekip, yolculuğun pürüzsüz geçmesi için ellerinden geleni yapıyor. Saniyede 5 milyon derece. İşte bu. Rosetta uzaya vardığından beri kalabalık kozmik şeritlerden geçerek yolunu bulmak zorundaydı. Bu hızda asla hedefine ulaşamaz. Bu nedenle ciddi bir hız artışı gerekecek. Yörüngeyi izlemek ve oradan çıkmak için Güneş sisteminde çekimsel uzay araçları kullanmak zorunda kaldık. Yer çekimi sayesinde gezegenin enerjisini araca transfer ettik ve araç böylece hızlandı. Ekip yol boyunca aracın orada olduğunu anlamak için kartpostal ve hatırlatmalar alıyor. Benim için en önemli şey dünyaya bakıp manzarayı görmek oldu. Afrika, Avrupa ve gece ışıkları. Sonra Mars'a uğradık ve bir göz attık. Sonra iki çok nadir görülen asteroidi yakından görüyorlar. Vay canına, çok güzeldi. Gökyüzündeki bir elmas gibiydi. En eğlenceli kısmı bu hızlı uzay araçlarıdır. Bir anda hızlanıyorlar. İnsanın hayatında bir kez yaşayacağı bir yolculuk. Fakat uzay aracı gücünü sürdüremeyecek kadar güneşten uzak kalıyor. Aracı derin bir uykuya yatırmak, daha sonra başaracakları işin gücünü saklamasını sağlayacak. Cesur bir karar verilmek zorunda. Sistemlerin çoğunu kapatmak zorunda kaldık. Bu kadar uzun zamandan sonra zor bir an oldu. Düğmeye bastık, kapattık ve iyi olacağını umduk. Bu hibernasyona meydan okumaya çalıştık. Çünkü çok riskli olduğunu düşünüyoruz. Bir operatör için yapılması korkunç bir şey. Yavrunuzla, uzay aracınızla iletişim kurmak istiyorsunuz ama onu 2 sene boyunca göremeyeceğinizi biliyorsunuz. Bu süre içinde yaşanabilecek tüm olasılıkları gözden geçiriyorsunuz. Uyanmasını beklemek neredeyse dayanılmaz ızdırap. Öngörülen bir süremiz ve bazı belirsizliklerimiz vardı. O yüzden gerginlik gittikçe artıyor. Bu tamamen farklı bir histi. Bir yandan çok heyecanlı, bir yandan endişe verici. Delirdim mi ben? 2,5 yıldır bu uzay aracından haber alamıyorum. Ama o orada, dünyadan, güneşten yüzlerce, milyonlarca kilometre uzaktı. Sinyali duyuyor olmamız gerekiyor. Ama yok. Biraz bekleyeceğiz. Bekleyin biraz. Bekleyin. Sinyalin geleceğini düşündüğüm için aptal mıyım? Ve sonra gelir. İşte bu kadar. Uzay aracı artık uyandı. Ve ping. Sinyal yine geldi. Artık göreve hazır. Tüm aksiyon bu gece yaşanacak. Rosetta'yı bu kuyruklu yıldızın yakınına getirme zamanı geldi. Bugün önemli bir manevra yapılacak. Görev sorumlusu Fred Janssen bunun için geldi. Geçmişte bu büyüklükte manevralarda sorun yaşadık. Çok gerginim ama bunun düzgün gitmesi gerekiyor. Rosetta hızlı hareket ediyor. Hedefine yetişti. Fakat onu geçme riskiyle karşı karşıya. Senkronize olması gerekiyor. Ekip önlerindeki 12 saat boyunca uzay aracını yavaşlatmak için programlıyor. Şu anda saniyede 700 metre ilerliyoruz. Bunu saniyede 300 metreye indireceğiz. Zikzak manevraları, keskin dönüşler ve açılar, hepsi onu yaklaştırmak için yapılıyor. Eğer bu manevraları yapmazsak saatte 50 bin kilometre hızla yanından geçecek ve iş bitecek. Programladıkları şey saatler sürecek. Andrea sonuçları almak için sabırsızlanıyor. Uzay aracının nasıl tepki vereceğini merakla bekliyoruz. Evet, iyi geçti. Evet. Şuna bak. Basınç ve sıcaklık oldukça durağan. İşe yaradı. Yeniden kendilerine güveniyorlar. Kuyruklu yıldız 67 pi artık görüş mesafesinde.
Rosetta'nın hayatının en büyük görevine hepiniz hoş geldiniz. Ekibimle son zorlu anları yaşamak için MCR'a gidiyorum. Lütfen o kelimeleri söyle. Kuyruklu yıldıza ulaştık, evet. Bu inanılmaz bir olay. Şu anda yaşadıklarımızı tarif bile edemiyorum. Gerçekten olağanüstü. Sonunda başardık. Buna inanamıyorum. Bu işin bir parçası olduk galiba. Bu gerçek mi? Oraya vardık mı? Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük netlikle ona bakmak istiyoruz. Görüntülerden vardığımızı teyit ediyorum. Şekli ve yüzeyi sürekli değişiyormuş gibi geldi. Bunlar yepyeni. Faaliyetler yüzeyi şekillendirir. Bu bir gezegen değil. Bu daha canlı bir şey. Canlı ve tahmin edilemez. Fakat bu zaferle bir engel daha geliyor. Tüm ilgiler bu kuyruklu yıldıza uzay aracı indiren adam Stefan Ulamek'e dönüyor. Daha düz alanlar gördük. Daha sert alanlar da gördük. O yüzden pürüzsüz bir iniş alanı bulmak zor olacak. Fakat bu da işin eğlencesi, öyle değil mi? Az sonra kimsenin tahmin edemeyeceği kadar riskli bir oyun. 100 metrede kayalık var. Görmek istediğiniz tüm kuyruklu yıldızlar bir araya gelmiş gibi. Bugün tarih yazdık. Bir kuyruklu yıldıza iniş yaptılar. Ve daha önce görülmemiş görüntüler dünyaya gelmeye başlıyor. Ben Dan Riskin ve bu 67 pi'nin bir maketi. Rosetta 10 yıl önce ilk fırlatıldığında bu gökyüzünde bir nokta gibiydi. Fakat artık yakınlaştıkları için 67 pi'nin düşündükleri basit kar tanesinden çok daha fazlası olduğunu gördüler. Kuyruklu yıldız 67 pi. Shuryumov Gerasimenko. Shuryumov Gerasimenko. Shuryumov Gerasimenko. Shuryumov Gerasimenko. Shuryumov Gerasimenko. Yani Rosetta'nın hedef kuyruklu yıldızı. Mükemmel çünkü periyodik. Güneşin etrafında nasıl döndüğü hakkında biraz fikrimiz var. Bu nedenle öngörülebilir. Ve bu şekilde görevi planlama şansımız oldu. Bu kuyruklu yıldızın ilginç yanı Güneş'e bu kadar yakın değildi. 1959 yılında Jüpiter'le etkileşimi oldu ve Jüpiter'in yer çekimi kuyruklu yıldızı Güneş'e daha da yakınlaştırdı. Bu kuyruklu yıldız Güneş yüzünden buharlaşmadı ya da yanmadı. Yani o kuyruklu yıldızın içinde ilkel materyal bulma şansı doğacak. Bu kuyruklu yıldız 67 pi. Bir kuyruklu yıldızı daha önce hiç bu kadar detaylı görmemiştik. Düz alanlar, pürüzsüz alanlar ve 100 metre boyunda kayalıklar var. Göttingen, Almanya'daki Max Planck tesisinde Holger ve ekibi onu daha yakından inceliyor. Her gün çığır açan görüntüler geliyor. Bunlar kayalık. Bu yuvarlak. Evet, yuvarlak ve çukur. Evet. Çukur. Evet. Evet öyle. Holger'in ekibi tüm detayları araştırıyor. Heykeltıraş Martin Heinrich bu görüntülerden rengi ve kıvamı doğru olan gerçekçi bir model yaratıyor. Merhaba. Merhaba. Elindeki ne? Elimde görmüş olduğun göktaşından bir parça. Görüntülerimizde hep çok aydınlık oluyor. Ama çok ışıklandırıldığı için öyle. Aslında simsiyah. Kömür kadar karanlık. Eğimleri görüp hissetmek, olası iniş alanları bulmalarına yardımcı oluyor. Topografiyi ve genel manzarayı görebilmek için 3 boyutlu bir model istiyoruz. O yüzden bu harika oldu. Güneş sisteminden çarparak geçen şey, hareket eden bir hedef. Ortada gezen dağ boyutunda, ördek şeklinde bir buzdağı var. Bu çok heyecan verici bir kuyruklu yıldız ve şekline bakacak olursak fazla heyecan verici olabilir. Şu anda oradayız. Zor bir ortamdayız. Gazlar çıkıyor ve tozlar hareket ediyor.
Üzerinden gazlar çıkacak, boyutu ufalacak. Fakat tabii ki konu yer çekimi ve yörüngede kalmak olunca boyut çok önemli. O yüzden boyutu küçülen bir cismin yörüngede kalması sorun teşkil edebilir. Kuyruklu yıldız birbirine bağlanmış iki kar topu gibi göründüğü için iki ayrı parça olabileceğiyle ilgili bazı endişeler var. Bu iniş ekibi için korkutucu bir düşünce. Denemek zorundayız. Fedakarlık yapmamız gerekiyor. Canlı ve güneşe yaklaştıkça değişiyor. Karbon monoksite bakıyoruz ve... Sam Gilkes buz üfleyen bu ejderhaya daha yakından bakıyor. Burada çekirdekten çıkan ve bize doğru gelen gazları görüyoruz. Bunlara dünya üzerindeki suyla karşılaştırabilecekleri su da dahil. Yeni bir evreye giriyoruz. Miro ekibi gerçekten çok heyecanlı. Kuyruklu yıldızın içinde su bulmak gerçek dışı bir andı. Suyu ölçmek istememizin nedeni bize kuyruklu yıldızın evrimine dair ipuçları vermesidir. Yani kaçma hızı bunlardan saniyede iki tanedir. Kuyruklu yıldızları incelemek istiyoruz çünkü milyarlarca yıl önce dünyaya kuru bir şekilde çarpan kuyruklu yıldızlar olmuş ve birçok bilim insanı bugün içtiğimiz suyun kuyruklu yıldızlardan geldiğine hemfikir. Biz de bunu doğrulamak istiyoruz. Dünyadaki su kuyruklu yıldızlardan geldi diyelim. Kuyruklu yıldız 67 pi'nin boyutunda 100 milyon adet kuyruklu yıldız gerekir. Yani bu sorunun yanıtını tek bir kuyruklu yıldızı inceleyerek alamayacağız. Fakat asla ziyaret edemeyeceğimiz kuyruklu yıldızları anlamamız için bir temel oluşturacak. Belki de kuyruklu yıldızlardan sadece su çıkmamıştır. Belki hayatın ilk malzemeleri de oradan çıktı. Bireysel toz taneciklerini inceleyerek gezegenlerin oluşmasını sağlayan ham maddeler hakkında bilgi edinebiliriz. Bu, televizyonlarınızın üzerinde biriken toz gibi değildir. Kuyruklu yıldızın dış tabakasındaki tozdur. İncelemek istediğimiz bileşimleri içeriyor. Tozu inceleyerek kuyruklu yıldızın nasıl geliştiğini ve komanın nasıl geliştiğini görebileceğiz. Gaz sadece yüzeyden salınmıyor. Kuyruklu yıldızın üzerindeki yumrular ve olası kar taneleri, kuyruklu yıldızın yüzeyinden uzaklaşırken dinamik bir şekilde evrim geçirecektir. Bugün dünyada bunları göremiyoruz. Her şey gömüldü ve işlemden geçirildi. Artık dünyada hiçbir eski malzeme yoktur. Bu organik moleküller amino asitlerin yapı taşlarıdır. Yani dünya üzerindeki hayatın yapı taşıdır. Bu ilkel moleküller hayatın meydana geldiği ilk evrelerden kalmış olabilir. Gölgelerden bir sürü detay görünüyor. Bir sürü kaya parçası var. Bu parçalar ev boyutundadır. Ama neden yapıldıklarını öğreneceğiz. Çok heyecan vericiydi. Artık daha da heyecanlı hale geldi. Görmek istediğiniz tüm kuyruklu yıldızlar bir araya gelmiş gibiydi. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Buna inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Çok duygulandım. Odada herkes ağlıyordu. Muhteşem bir andı. İniş aracını gösteren Osiris'i görmeden inanamadım. Ama başarısız olamayacak kadar güzeldi. Tabii artık analiz edilecek çok malzeme var. Bu kolay olmayacak ama uzaktan ölçümler devam ediyor ve iniş aracı yüzeyde canlı görünüyor. Tarih yazıyoruz. Bir uzay aracı inşa etmek roket bilimidir. Çok zor. Gerçekten çok zor. Deneyebileceğiniz en zor şeylerden biri. Dünyada var olan laboratuvarımızı ufaltmak zorunda kaldık ve daha az güç kullanır hale getirdik. Amaçları, bir kuyruklu yıldızı yakalayacak bir araştırma aracı göndermek ve yüzeyine araç indirmek. Bu benim için dünyada var olan en güzel görev. Rosetta görevinin 3 tane eşsiz amacı var. İlki randevu, ikincisi eskort ve sonuncusu da düzgün bir iniş yapmak. Dev solar kanatları olan bu uzay aracı sadece güneş enerjisinden yararlanarak en çok yolu kat eden ilk araç. Güneşten 800 milyon kilometre uzaklıktan söz ediyoruz. Bu dünya ve güneş arasındaki uzaklığın 5 katıdır. Karavan boyutundaki uydu 10 yıl önce fırlatıldı. İçinde kuyruklu yıldızlarla ilgili bilinenleri yeniden yazabilecek bir potansiyel vardı. Rosetta'nın üzerinde bir sürü bilimsel araç vardır.
Uzaktan kumandalı algılama araçları, kameralar, alanda örneklenen malzemeler var. Ayrıca toz ölçümleri alıyorlar ve kuyruklu yıldızın etrafındaki çevrenin ölçümlerini yapıyorlar. Yarım milyon dolar değerindeki kameralar, daha öncekinden çok daha yakından bir kuyruklu yıldızın etkileyici görüntülerini yansıtıyor. Bu Rosetta'nın gerçek gözü. Kameranızda taşıdığınız bir alıcı gibi. 15 yıl önce yapılmış öncü çalışmalardır bunlar. Kalitesi inanılmaz. Buna gerçekten değdi. İyi bir çalışma. Sürekli değişen bir ortamda inanılmaz hızları kaldırıyor ve molozları uzaklaştırıyor. Oldukça büyük bir cismin çarpmasını istemiyoruz fakat araçların açılıp kapanan kapıları var. Rosetta'da yapılan her şey yeni. Uçuş şekli, yönetilme şekli, hibernasyon ve kuyruklu yıldız gibi tuhaf bir ortamda uçmak. İşte bu yüzden bu olay gerçekten olağanüstü. Rosetta birçok işi yapacak olsa da Zafer iniş aracının olacak. İniş aracını kuyruklu yıldızın yüzeyine yerleştirmek gerçekten en önemli görevdir. Yani kuyruklu yıldıza yaklaşmak. Stefan Ulemak ve Alman Uzay Ajansı'ndaki ekibi 20 yıldır bu çamaşır makinesi büyüklüğündeki iniş aracı üzerinde çalışıyor. Araç sadece yüzeyi çizmek için yaratılmadı. Aynı zamanda kuyruklu yıldıza bağlanmak için kuruldu. Böylece kuyruklu yıldızın özünde bulunan bazı yanıtlara ulaşılabilecek. İniş aracı aradığımız malzemeler için özüne girecek ve Güneş sisteminin başlangıç noktasından itibaren gelen malzemeleri ölçüp analiz edebileceğiz. Ayrılık günü gergin geçecek. İki tane düğme var. Ana mekanizma var, bir de acil durum mekanizması var. Birinin işe yarayacağını düşünerek ikisini aynı anda çalıştırıyoruz. İniş aracı, bir 747 uçağının neredeyse iki katı yüksekliğinde komaya girecek. Fırlatıldığı zaman artık kumanda edilemeyecek. Kuyruklu yıldızın zayıf yer çekimiyle düşüş yaklaşık olarak 7 saat sürecek. Koşullara bağlı olarak bu file için gerçekten uzun bir yolculuk olacak. Kuyruklu yıldızın yer çekimi o kadar zayıf ki aktif olarak yüzeye yapışmamız gerekecek. Her şey yolunda giderse araç 3 ayağı üzerine inecek. Buz vidaları açılacak ve kuyruklu yıldızın yüzeyine sağlam oturmak için zıpkınlar fırlatılacak. Fakat asıl soru neye sabitleneceği? Kuyruklu yıldızın yüzeyi buz ve tozdan oluşmuştur. Fakat bir kar tanesi ya da kül kadar yumuşak mı, yoksa içinde toz bulunan gözenekli buz mu, bunu gerçekten bilmiyoruz. Stefan'ın ekibi her şeye hazırlıklı. Fakat hala tahmin yürütüyor ve testler yapıyorlar. Zıpkınlarının nasıl olacağını görmek için laboratuvara farklı yüzeyler getiriyorlar. Bu test sayesinde zıpkının bu yumuşak malzemeden nasıl geçtiğini görüyoruz. Biraz sapmış ve ahşap kutuyu yırtmış. Eğilmiş zıpkın daha da iyi bir malzeme olacak. Tüm bu unsurlar daha önce hiçbir uzay aracının yapmadığını yapmak için tasarlanıyor. Bu hepimiz için bir ilk olacak. Günün sonunda önemli olan iyi işler yapmaktır. Kuyruklu yıldız hakkında ve evren için ne anlama geldiği hakkında bilgi edinmektir. En büyük ikilem bilim adamları, mühendislerle karşılaştığında meydana geliyor. Bu anlamda gerçekten çok kötü. Israrla tutmak istiyor. Bu zor bir oda. Bunun herkesin içine sinmesini istiyorum. Ve nereye iniş yapılacağı konusu gittikçe kızışırken biz de orada olacağız. 0-1 diye bir şey yok. Bunu artık tartışmayalım. Bu görevden sorumlu ekip tüm dünya üzerinden Toulouse, Fransa'ya bir iniş alanı seçmek için geliyor.
Herkese günaydın. Bu çok önemli toplantıya hoş geldiniz. Asıl soru, en güvenli yere iniş yapmak mı, yoksa riskli olsa bile bilimin olduğu yere inmek mi? Bu iniş aracını hareket eden bir hedefe bırakmak zorundalar. Ve onu her şeye yapışacak şekilde tasarlamış olsalar da yüzey beklemedikleri gibi çıkabilir. Odadaki herkes seçimini yapıyor. Manzara çok güzel. Çok beğendim. Bu bir iniş pisti gibi. Tek eksiğimiz ışıklar. Ekip olası alanları 10'dan 5'e indirirken Holger yeni kanıtlar getiriyor. Görüntü ve topografi sağlayabiliriz. Kayalıklar var. Burada da topografi var. Bunlar çakıl taşları ve iri kayalar. Oldukça pürüzsüz bir bölgedir. Her alanda olası tehlikeleri araştırıyorlar. Ayrıca güç ve görüntü almak için güneş ışığını da düşünüyorlar. Bu bilimsel açıdan çok ilginç bir durum. Fakat iniş ekibi için doğru alanı bulmak gerçekten zor olacak. Bu muhteşem bir manzara. Teşekkür ederim. Tüm bu muhteşem görüntüleri içimize sindirmemiz gerekecek. İniş sahasını seçmek kesinlikle kolay olmayacak. Benim için en sinir bozucu şey her hafta aynı şeyleri konuşuyor olmamız. Evet, yer çekimi çok az olmalı. Odaklanmamız gereken en önemli şey, değeri olan ve potansiyeli olan bir alana inmek. Bu işin herkes için gerçekten iyi olmasını istiyorum. Evet. Kahve içerken birçok tartışma yapıldı. %100 başarılı bir iniş yaparak bilimsel araştırmaları en fazlaya çıkarmalıyız. Fakat iniş şansımızın az olması gibi bir gerçekle de karşı karşıyayız. En büyük ikilem bilim insanları mühendislerle karşılaştığında meydana geliyor. Mühendisler güvenli inişle ilgileniyor. Bilim insanları ise diğer yandan en heyecanlı yerde olmak istiyor. Fakat oraya iniş yapmak çok zor olacaktır. Bu çatışan çıkarların sonucu nasıl olacak? Tabii ki herkes aracın güvenli iniş yapması konusunda hemfikir. Bunu kimsenin sorgulayacağını sanmıyorum. Aracın kuyruklu yıldıza iniş yapması ve davranışlarını görmesi için birçok malzeme gerekiyor. Jean-Pierre buradaki birçok bilim adamının adına konuşuyor. O da iki lob üzerinde farklı iniş alanları görmek istiyor. Üst loba çıkmak gerekirse J'yi tercih ederim. İri kayalardan hoşlanmadım. Yeniden işlemek gerekecek. Mümkün olduğu kadar bozulmadan gitmek istiyorum. Ben olsam G'yi çıkarıp A ve C'yi tutardım. Dediğim gibi C'yi ölçemeyeceğiz. Çünkü seçim şansımız olmayacak. Evet. Sadece iniş yapmak Wodek için yeterli olmayacak. Deneyi tarih yazabilecek bir potansiyele sahip. Kuyruklu yıldızın iki tarafına da hem uydu hem de iniş aracı yerleştirerek çekirdeği bir ultrason gibi tarayabilir, içini ilk kez görebilirler. Bu da masada kilit adam olmasına neden oluyor. Tamam, devam et. A alanındaki tabaka çok alçak. Daha çok analiz etmeliyiz bence. Çok çalışmalıyız. A alanını çıkarıyoruz o zaman. Evet, zor olabilir, bilemiyorum. Evet, tamam, evet. Konsept gerçekten önemlidir. Çünkü çekirdeğin içinin nasıl olduğunu anlamamız için atılabilecek adımı sağlayacak gerekli bir ölçümdür. Denemek zorundayız. Fedakarlık yapmamız gerekiyor. İnsanlar bugün konuştuklarımızı biraz düşünecek. Birçok bilgi alışverişi oldu. Evet, sürekli çalışacağız. Kendimizi tamamen bu işe adamamız gerekiyor. Karşımızda o kadar çok karşıt düşünce ve o kadar program var ki artık bu hızlı bir karara bağlanmalı. 5 alanlık bir liste çıkarmaya az kaldı. Fakat B alanının kalması için tartışmalar sürüyor. En güvenli iniş alanı olarak B'yi tamamen çıkartmıyoruz. B bizim güvenliğimiz gibi olacak. Fakat bilimsel açıdan gerçekten önemli çekinceler var. Ulaşmak istediğiniz malzemeler konusunda B iniş yapılacak en kötü yerdir. Tutmakta ısrarcısınız yani. Olumsuz yönlerini anlıyorum. Fakat çok heyecanlı olmayan bir alana inmektense bilimsel önem taşıyan bir alana inmek isterim. Artık bir kahve molası verme zamanı geldi. Kesinlikle. Pekala. Burada tarih yazıyoruz. Bu ilk kez yapılıyor ve bu nedenle odadaki herkes çok stresli. Gergin geçen iki günün sonunda karar veriliyor.
Aldığımız bilgiler doğrultusunda doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. 5 alan seçtik. 5 alan birbirinden çok farklı. 3'ü tepede, 2'si altta. Hepsinin ciddi riskleri ve ödülleri olabilir. İniş yapacağımız noktalar konusunda çok heyecanlıyız. Bu gerçekten zor bir görev. Benim biraz farklı bir bakış açım var. Ve herhangi bir noktaya iniş yaparsak güzel olacak. Bir şeyleri başardık gibi hissediyorum. Artık bir sonraki görevi geçme zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir sonraki adım Andrea ve ekibine bağlı. İniş aracını bu 5 alana indirip indiremeyeceklerini öğrenmek zorundalar. A alanına iniş yapamayız. Bu iniş alanları için yaptığımız analizler çok şey gerektiriyor. Ekip her alan için en iyi iniş yolunu bulmaya çalışıyor. Tabii ki bazı sürprizler oldu. Bazıları düşündüğümüz kadar elverişli olmadı. O yüzden bazılarını çıkarmak zorunda kaldık. Çok daha yüksek bir açımız var. İniş alanlarının bazılarından hemen vazgeçildi çünkü başarı oranı sadece %50 idi. Yüzeyin sertliğinin iniş aracının güvenli bir şekilde inmesi üzerinde büyük bir etkisi olacak. Toulouse'da kararı vermek için geri döndüler. Görev sorumlusu Fred Jansen burada. İniş yapacağımız alan için son tavsiyemi yapacağım. Peki C alanı, J alanıyla karşılaştırıldığında enerji açısından hangisi daha iyi? C derseniz olmaz. Yapamayız. Bu mümkün değil. Analiz edildi ve dün söylediğim gibi uzay aracının yönlendirme potansiyeli var. Ve iniş aracı istediğimiz gibi işleyebilir. 0-1 diye bir işlem olmayacak. 0-2 olacak. O yüzden artık tartışmayalım. Herkesi mutlu etmek mümkün değil. Sürekli karşılıklı ödün veriliyor ve risk oluyor. Bugün nereye iniş yapacağımızı söyleyeceğiz. Herkese günaydın. Bugün büyük bir mutlulukla iniş alanlarını anons edeceğim. J alanını seçiyorlar. Bu hem iniş aracının ulaşabileceği bir yer, hem de el değmemiş bölgeler olduğu için peşinde oldukları ilkel maddeleri bulma şansları var. Heyecanlı ve çok tehlikeli olabilir. C alanı yedek olarak duracak. İnişli çıkışlı bir alanı ve tehlikeli kayalıkları olan bu alanda daha az güneş ışığı var ve bu ekip için daha da gergin bir ortam yaratıyor. Daima bir alışveriş yapılıyor. En az riskli alanla en çok bilim sağlanacak alan arasında gidip geliniyor. Fakat uzayda hep sorunlar olacaktır. Pekala, şu anda görev sorumlusu Fred Jansen'in yanındayım. J alanının son alan olduğuna karar verdiniz. Artık oraya vardığınıza göre bu kararınız hakkında ne düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? İyi bir karar oldu çünkü başardık. Başarılı olduğumuz için doğru noktaydı yani. Bilimsel açıdan neler göreceğiz bilemiyorum fakat şimdilik gerçekten çok memnunum. Peki J alanında önümüzdeki aylarda neler olacak? O alandan neler bekliyorsunuz? Neler öğreneceksiniz? Orbiter'da ölçeklerimizi dünyaya iletmek istiyoruz. Eğer bu bağlantı kurulamazsa uzayda ölçtüğünüz şeyin aynı şey olup olmadığını asla bilemezsiniz. Pekala, başarılı iniş için tebrik ederim. Artık yapılacak bilimsel araştırmalar var. Kesinlikle. Harika. Az sonra her şey olabilir. Dramatik olaylar yaşanabilir. Gerçekten uzun bir yolculuk olacak. Philae bir noktadan sonra ölecek. Bu deney muhteşem olacak. Bu uluslararası bir görev ve tüm dünya bizi izliyor. Bu işi yapmak için dünya üzerinden birçok insan bir araya geldi. Bu görevde hep birlikte çalıştık ve başardık. Fakat inişle tarih yazmış olsalar bile bu görev bundan çok daha fazlası. Ben Dan Riskin ve Almanya'daki Avrupa Uzay Ajansı'ndayım. İniş aracı Philae ve uydusu Rosetta Güneş sistemindeki en çılgın yolculuğa çıktı. Bir kuyruklu yıldıza iniş yapma görevi artık orada hayatta kalma görevine dönüştü. Benim için görev yeni başlıyor. İniş aracı artık yüzeye bağlandı ve büyük yolculuğuna çıkmak üzere. Eğer çok şiddetli olursa istediklerimizi yapamayacağız.
Amaç iniş yaptıktan saatler sonra içine saplanmak ve önemli bilimsel çalışmalar yapmak. En iyi durumda. İyi bir iniş yapacağız. Zıpkınlar çalışacak ve deneylerimizi yapabileceğiz. Bilimsel bir çılgınlık başlayacak. Yüzeyin görüntüleri bir saç telinin 100 katı daha yüksek çözünürlükte çekilecek. Yüzeyin üzerindeki ve altındaki ısı öğrenilecek. Ve iniş aracıyla uydu, radyo sinyalleriyle kuyruklu yıldızın içine gömülebilecek. Eğer file Kasım ayından Mart ayına kadar dayanabilirse çok mutlu olacağız. İniş sistemleri güneşe yolculuk ederken kapansa bile Philae kuyruklu yıldıza bağlı kalacaktır. Onu saatte 65 bin kilometre hızla iç güneş sistemine fırlatacaklar. Yani saniyede 16 kilometre ile. Bu gerçekten muhteşem olacak. Güneşe çok yaklaşacağız. Günberi ve kuyruklu yıldızın faaliyeti inanılmaz olacak. Bu 9 aylık bir seyahat, Dünya ve Jüpiter arasındaki mesafeye eşdeğer. Her yerden çıkan gazlar, toz bulutları ve jetler. Bu gerçekten görevin olağanüstü bir anı olacak. File kesinlikle günberi geçişinden önce ölecektir. Eğer iniş aracıyla iletişim koparsa, uçuş ekibi uyduyu 67 pi'nin yanında tutmak için daha da çok uğraşacak. Özellikle de zor koşullarda. Dev bir jetin ya da kuyruklu yıldızın parçalanması gibi korkunç olaylar yaşanabilir. Potansiyel olarak bu kadar zor bir ortamda çalışmak gerçekten çok zor. Bilim insanları bazı ipuçları bulmak için bunun üzerinde yıllarca çalışacak. Tüm dünyanın bu görevi izlediğini biliyoruz. Bu her şeyi değiştirebilir. Pekala, yanımda bu projenin baş bilim adamlarından biri olan Mark McCorin var. Bana inişin nasıl geçtiği hakkında fikrinizi anlatır mısınız? Muhteşem geçti. Bir otobüsün zamanında gelmesinden daha iyiydi. Düşünülen zamandan 2 dakika gecikti. O yüzden muhteşem oldu. Yüzeye bağlandığını teyit etmek için biraz beklemek zorunda kaldık. Bunu başardık. Fakat o noktada tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Kuyruklu yıldızın üzerindeyiz, orası kesin. Biraz zıplamış olabiliriz. Ve bu kadar az yer çekimi olan bir objenin üzerine zıplamak gerçekten uzun sürebilir. Fakat yüzeydeyiz ve yüzeyi araştırıyoruz. Şimdiye kadar gelen birçok bilgi var. Peki iniş aracı önümüzdeki aylarda hala istediğiniz gibi kalacak mı, yoksa daha sıkılaştırılması mı gerekiyor? Sıkıca tutunmasının amacı iniş yaptığı anda tutunmaktı. Hızı kesip tutunmamamız gerekiyordu. Bırakmak zorunda da kalabiliriz. Çok az yer çekimi var, fakat yeterli olacaktır. Hiçbir şey kalmamıza neden olmayacak. Belki kuyruklu yıldız daha sonra çok aktif hale gelirse olabilir. Fakat şu anda oradayız. Hiçbir yere de gitmiyoruz. Daha sonrasını konuşalım. Şu anda buz gibi bir kar topu var, fakat güneşe doğru gidiyor. Bu iniş aracı için nasıl bir deneyim olacak? Eğer yüzeye bağlanamazsak rüzgar yaşayabilir. Malzemeler dökülebilir. Şu anda saniyede 5 kilo su çıktığını görüyoruz. Bu saniyede 100 kiloya çıkabilir. Bu da yüzey üzerinde saniyede tonlarca su birikecek anlamına gelir. Philae aktifleşebilecek bir yere iniş yaparsa uçup gidebilir. Fakat güvenli bir yere indiğimizi düşünüyoruz. Tam olarak nerede olduğumuzu bazı görüntülerden çözmeye çalışıyoruz. Kayaların kenarında değiliz. Bir alanın tam ortasında da değiliz. İyi görünüyor. Sizin için sırada ne var? Önümüzdeki aylarda neler bekliyorsunuz? Ana pil sadece 64 saat dayanabilecek. İniş yaparken o pilin birazını kullandık. O yüzden mümkün olan en kısa sürede deneyler gerçekleştireceğiz. Şu anda file ile iletişim halinde değiliz, çünkü Rosetta ufuk çizgisini geçti. Fakat bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yarın daha fazla bilgiye sahip olacağız. Şimdiye kadar da iyi veriler aldık. Fakat ikinci pilin şarj olacağını ve bilimsel çalışmalara devam etmeyi umuyoruz. Muhteşem bir iniş için tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. İşte durum böyle. Çok heyecanlı bir gün. Teşekkür ederim. Böyle görüntüler bizi hiç olmadığımız yerlere götürüyor. Bu gerçekten tarihi bir olay. Bir kuyruklu yıldızın yüzeyine uzay aracı indirdik. Rosetta görevi uzaydaki alanımızı genişletirken, alanımızı daha da genişletmeye çalışan başka ekipler de var.
Bu gelecek olabilir. Kozmik cisimleri yakalamak ve araştırmak. Pekala. Uzay hayalcileri yaklaşmak, tutunmak ve dünyaya örnekler götürmek için savaşıyor. Sanki bir bilim kurgu filminde gibiyiz. Dünyaya büyük bir asteroidin çarpma tehlikesi var. 3, 2, 1. Önce bir asteroidi incelemeye hazır ufak bir iniş aracı var. Japon Uzay Ajansı'nın aracı Hayabusa 2 bu maskotu ortada dolaşması ve örnek toplaması için gönderiyor. Maskotun ana özelliği dahili hareketi olmasıdır. Yani asteroidin yüzeyinde bir zar gibi hareket edecek olmasıdır. Ufak bir arayla arkasından Osiris Rex geliyor. Dünyaya çok fazla yaklaşmakta olan Bennu adında bir asteroidin yolunda. Bu güneş sistemindeki en tehlikeli asteroitlerden biri olabilir. Bir çakıl taşına ya da iri bir kayaya gitmek istemiyoruz. Dağa ulaşıp coğrafyasını ve tarihini anlamak istiyoruz. Sonucunda da uzay aracını yüzeyine göndermek ve dünyaya bir örnek getirmek istiyoruz. Bu görevlerin son hazırlıkları yapılırken NASA daha da büyük düşünüyor. Bir asteroidi ya da en azından bir parçasını daha da yakına getirecek konseptler üzerinde milyonlarca dolar harcıyorlar. Bu biraz fazla hızlı. Bunun için sondaj yapılıyor. Sondaj gerçekten harika bir yol. Dünya dışında sondaja odaklandık. Hani bir robotik iri kayalıkları geri getirebilmek için sondajlarına bu robotik kolu ekliyor. İşin sırrı asteroidi kırmadan parça alabilmektir. Şimdi kayalığın altındaki boşluğa ulaşmak için delme aracını kullanalım. Onlar dünyada sondaj yapma konusunda uzmanlar. Fakat bunu uzayda da başarabilecekler mi? Bu çok heyecan verici. Bunu yapabiliriz. Sadece biraz antrenman gerekiyor. İşte Aaron Parnas ve JTO'daki ekibi mikro tutucu olan bacaklı kaya tırmanıcılarından tam da bunu alıyorlar. Bir asteroidi geri getirmek için bir alet ürettiğimi söylediğimde karşıma birçok soru çıkıyor. Evet, doldurmamı ister misin? Evet, hadi yap. Tamamdır. Bir kayanın yüzeyine tutunabilen keskin kancaları var. Her biri uzun süre tutunamaz. Ama yüzlercesini bir araya getirebilirsiniz. Bir anda kocaman bir kaya parçasını kaldırabilirsiniz. Kaliforniya'daki uçuş sistemleri bundan daha büyüğünü hedefliyor. Bir asteroidi tamamen açmak gerçekten çok cesur bir hedef. Temsili asteroidi indireceğiz. Şimdi etrafına hava kirişleri bağlayacağız ve asteroidi tamamen farklı bir yörüngeye çekeceğiz. Yani olmayacak kadar zor bir görev. Bir asteroidi yakalamak ve istediğiniz konuma yerleştirmek tam da NASA'nın peşinde olduğu şey. Önümüzdeki 10 yıl içinde uzayda neler olduğunu daha iyi araştırabilmek için birçok görev başlatıyorlar. Bugün büyük düşünmek sayesinde bu ekip bir kuyruklu yıldıza iniş yaptı. Hayatımız boyunca böyle anlar çok olmayacak. Ve Avrupa Uzay Ajansı'nda olup uzay keşfindeki bu dev adıma tanık olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Ben Dan Riskin. Bize bu efsanevi yolculukta eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnsanların hissettiklerini anlatmam çok zor. Hayatları boyunca bu görev için çalıştılar. Ve sonunda başardık. Kuyruklu yıldızın yüzeyinden ölçümler alıyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Aman tanrım. Bu inanılmaz. Hayatımın bir senesine mal oldu fakat buna değdi. Başarısız olamayacak kadar güzel bir görevdi. Gerçekten işe yarayacağını düşündüğüm bir an oldu.